Sosyal olarak bakıldığında nüfus olarak 15 Kasım itibariyle 2022'de BBC'nin verdiği habere göre Birleşmiş Milletler insan nüfusunun 8 milyara ulaştığını söyledi. Ve bu daha da ötesi 2030 yılında 8,5, 2050'de 9,7, 2100'de yıllarda ise 10,4 milyar olacak. Bu önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden buna göre değerlendirdiğimiz bir konu var. 2045 yılı yine önemli konulardan bir tanesi dünyanın değişim açısından bakıldığı süreçlerde ve özellikle bu dönem içinde büyük data merkezleri kurulacak. Beyaz yakalı diye tanımladığımız robotik dönem ön plana çıkacak. O yüzden birçoğumuzun gerçek anlamda ciddi iyi eğitimlere ihtiyacımız var. Ne demek bu beyaz yaka, sarı yaka bunu da görmemiz gerekiyor. Sarı yakalılar uzun süre tarımı Tanımlamışlardı buğdayın altın rengini anlatan mavi yakalılar işçi toplumsal olarak değerlendirildi ve son dönemde özellikle mavi yakıllar e, özellikle de son dönemin kod yazanları olarak nitelendiriliyor. Mavi yakalılar da çok büyük risk altında var. Bugün artık mavi yakalıların yaptığı işi e, çok net bir şekilde e, ChatGPT dediğimiz yapay zeka yapıyor. Usta pozisyonunda olan turuncu yakalılar var ve şu anda aslında özellikle de yeteri kadar uzmanlığı ve liyakat alanları ortaya çıkmamış beyaz yakalılar riskli. O yüzden aslında birçok anlamda bütün bu toplumsal anlamda Marx'tan gelen bu toplumsal sosyal sınıfların değişimi söz konusu. O yüzden de testte aslında artık mavi renk robot yerine genelde mavi yakalıların yerini alacak olanlara genelde mavi bilerek, bilerek mavi robotlar kullanılırken şu anda beyaz robotlar kullanılıyor. Beyaz ve turuncu robotlar kullanılıyor. Bu aslında ustaların ve beyaz yakalıların eline elin, işlerini ellerinin almak üzere yapılandıran bir kısım. Bugün 10 dakika gibi kısa süreç içinde Berlin'deki Tesla'nın fabrikasında Tesla üretiliyor. 2045 o yüzden önemli bir süreç yaşanacak ve bu anlamda insanoğlunun ilk defa bu noktada ee, ölümsüzlüğü söz konusu olacak. O yüzden size tavsiyelerimden bir tanesi Harare'nin bu 21. yüzyılda 21 ders kitabını mutlaka okuyun. Çok önemli, çok içerikli bir önemli konular konuşuluyor genel itibariyle bakıldığında. Çip teknolojileri çok yakın bir zamanda artık kullanılır düzeye gelecek. Elon Musk sadece bunlardan bir tanesi bu işi popüler hale getiren en az size bu çip teknolojileriyle uğraşan en az 200 tane firma sayabiliriz ki artık insanların transhumans dediğimiz kısımda bu robotlaşma süreci içinde kendi güçlerini daha yukarıya çıkartabilecekleri bir stratejiyle uğraştıklarını tanık oluyoruz. Bu süreç içinde aynı zamanda Elon Musk'ın yaptığı projenin bir parçası olarak Twitter'da da gördük. Deprem zamanında inanılmaz derecede desteğine de şahit olduk. Çok kısa bir süreç içinde artık Twitter'ın da çok yoğunluklu kullanılabileceği süreçler içinde diğer diğer sosyal medyalarında oluşturulabileceği düzeyde özellikle çok büyük bir internet hızlı internete karşı karşıya kalacağız İnanamayacağınız derecede gözünüz acı kapayıncaya kadar giden çok hızlı bu internet ortamı e, ve e, upload edebilme yani e, bilgilerin e, özellikle download ve upload edilmesi süreçleri Türkiye'deki şu anki internet hızının yanına bile yaklaşamayacak kadar üst bir seviyede. Bu da tabii ki birçok şeyi değiştirecek. Data merkezlerinin toplanmalarını ve bu anlamda 2077'ye kadar büyük bir değişimi tanımlayacak. Bu ne oluşturacak? E, 2027 yılından sonra hızla görülen büyük bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Bugünün konjektüründe birçok şey artık e, uzaktan değerlendirilebilecek. Bugün artık her yer e, tam e, Silikon Vadisi'nden yeni gelmiştim. 31 Ocak'ta uçağa bindim. 15 Mart'ta da pandemi döndü. Pandemi olduğunda bana ilk öğrencilerimin sorduğu konulardan biri şuydu. Ne olacak şimdi hocam? Ben de şunu cevap vermiştim. Her yer her yer Silikon Vadisi olacak ki gerçekten de öyle oldu. Çünkü var olan kullandığımız e, bütün akıllı araçları değiştirdik, upgrade ettik ve şu anda kullanılan bir yerine dört misli daha fazla elimizde daha hızlı daha advanced ileri seviyede alet kullanılıyor internet hızları arttı ve artık İstanbul'dan Londra'daki Silikon Vadisi'ndeki veya başka yerlerdeki şirketlerde çalışma imkanı bulabiliyor öğrencilerimiz. İşin kötü tarafı şu işin iyi tarafı kötü tarafları var bugün asgari ücret 3000 euro iken Avrupa'da ee, Avrupa artık asgari ücretin yarısı olan şekilde e, Türkiye'de 1500 euroya e, çok kaliteli bir öğrenciyi ya da çok genç, kaliteli bir genci çalıştırabiliyor. Paradigmalar, dinamikler çok değişecek. Çok büyük uyanıklılık, çok büyük bir farkındalık oluşturuyor olmamız gerekiyor. O yüzden Simpson'ların her zaman önceden hareket ettiği ve bize bilgi verdiği gibi son çok yakın. Bu süreç içinde bütün bu beyaz yakalılar çoktan bir sürü şeyi aldı ve değerlendirdi. O yüzden e, gerçekten yeni bir ajanda söz konusu ve yapay zeka çoktan gelecekte beklenen bir şey değil şu anda birçok şeyi e, kapsamış konumda. Neleri değiştirecek teknolojinin? Ta tek kendisini değiştirecek. Yani teknoloji teknolojiyi değiştiriyor olacak. Bu önemli. Enerji değiştirilecek çünkü 101 trilyon dolarlık dünya hacminin 41 trilyonu enerji üzerine. Yeşil Enerji gibi alanlarda büyük bir değişim olacak. Ee, enerjinin yanında bankacılık, tıp, e, ofisler ve tabii ki eğitimin ta kendisi değişecek. O yüzden bu anlamda bunlar önemli noktaya doğru gideceğiz. Ee, bu arada e-ticari siteleri değişecek ve eğitimin yüzde yetmiş ikisi karma eğitim olacak. Ee, çok yakın bir zamanda Coursera'nın e, hatta bu sabah devamını dinledim. Coursera e, Stanford Üniversitesi'nin kurduğu en fazla e, içinde eğitim veren mikro kredi dediğimiz bir sistem oluşturup sertifika programları oluşturuyor ve Türkiye bunların arasında en fazla kullanan Corsera'yı ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de gerçek anlamda iyi bir eğitim alabilmek için insanlar işte ne bileyim yapay zeka ile ilgili ya da yabancı dille ilgili bir isteğini, ihtiyacını karşılayacak. Artık bir yabancı dil için yurt dışına gitmeye hiç gerek yok. Türkiye'de de olarak çok çok iyi bir şekilde eğitim alırsınız zaten yabancı dil için yurt dışına giden öğrencilere artık vize verilmemeye başladı bu da önemli bir ajanda olarak karşımıza çıkıyor o yüzden yabancı dilin iyileştirilmesi teknolojideki yetkinliğin arttırılması önemli bir konu kısacası şunu gösteriyor bu bütün büyük değişim çok büyük bir harmanlama kariyer planlaması ve gelişimine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor yaşamı tarı olarak düşünmek yeniden yapılandırmak gerekiyor bu yüzden de e, bireyleri artık anlamamız, onların için gerekli olan olabilecek imkanları görmemiz ve sonra da bunları gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor.